Emre, Emre bilet var mı derbiye? Hiç şey. hiç mi yok? Vardır var. <laughs> en çok gelen soru değil mi? Emre haberden ziyade abi bilet var mıdır herhalde? Bu ara duyduğun en çok soru. Gerçekten şu an büyük ateş altına attınız beni bu konuda gündeme getirerek. Zaten yeterince özellikle kombine sürecinde çok fazla telefon aldık. Biz tabii kulüple biraz en azından ilişkimiz olduğu için insanlar bu anlamda sağ olsunlar bu anlamda bir yardımımız olabileceğini düşünüyorlar ama Galatasaray'da gerçekten bilet bulmak kombine zaten çoğu yenilendi ve bu maça bilet bulmak da imkansıza yakın. Yurt dışından gelecek insanlar var. İşte zaten yurdun her yerinden maçı takip etmek isteyen insanlar var ama Galatasaray'da Erdem Bey'in de son sportif e başkan vekili Sayın Erdem Bey'in de son idman öncesi yaptığı açıklamada söylediği gibi bir şekilde kapasiteyi arttırmak gerekiyor gibi gözüküyor. Çünkü mevcut kapasite çok fazla yetmiyor. O 2022-2023 sezonunun başında kombine alanlar gerçekten son yıllarda Türkiye'deki en karlı yatırımlardan birini yaptılar herhalde. Evet. Peki dünkü dünkü galibiyet özelinde derbiye nasıl yansır? Derbi hazırlıkları nasıl gidiyor Emre? Senden biraz o konuyla ilgili de bilgi alalım. Ek sakatlık durumu vesaire var mı şu anda? Bir onları da bize hatırlatırsan iyi olur. Şu an takım izinle. iki gün izin verdi Okan Hoca takıma ki sezon içerisinde çok yoğun bir takvimde oynadı. Hem Galatasaray hem Fenerbahçe benzer bir takvimden çıktılar maç sayısı anlamında ve orada gerçekten bu izin, dinlenme süreçleri çok sıkıntı oluyordu Galatasaraylı oyuncular adına. Tek kulvara düştükten sonra Okan Hoca da oyuncuları biraz ekonomik kullanabilmek adına buna fazlasıyla özen gösteriyor. Son birkaç haftadır hep maçlardan sonra 2-3 gün izin yapıyor oyuncular. Bu hafta da benzer bir tablo olacak ama tabii bu konsantrasyonu etkileyecek bir durum değil. Hatta Dünkü maçın bile dünkü maçta tabii ki Galatasaray önemli bir galibiyet elde etti ama oyun anlamında zaman zaman taraftarlarının endişelendiği, üzüldüğü zamanlar olmuş olabilir. Biraz burada oyuncuların da aklının derbide olmasının etkisi olduğunu söyleyebiliriz. Net olarak bir istihbarat şunu söyleyeyim. Urfa'da oynanması planlanan Süper Kupa maçı Galatasaraylı oyuncular o maçı oynamayı çok istiyorlardı. Galatasaray'ın şu anda önemli bir avantajı var. Artık yani o klişe tabirle şampiyonun de ötesinde şampiyon gibi bir noktaya gelmiş durumda ama o bir puan için değil Galatasaray 3 puan için sahaya çıkmayı planlıyor. Çünkü şöyle bir durum var Galatasaraylı oyuncuların aklında zihninde. Evet biz bu puanı topladık. Biz şu anda şampiyon olmaya çok yakınız ama Fenerbahçe ile sezon boyunca karşı karşıya geldik. Hep kıyaslandık. Biz saha içerisinde ligin en iyi takımı olduğumuzu kanıtlamak istiyoruz ve bunu net bir şekilde göstermek istiyoruz. Düşüncesi var. O Urfa'daki maçta da zaten bu istek vardı. Hatta şunu söyleyeyim istihbarat dediğim kısmı şu. Tabii ki Fenerbahçe cephesinden çok daha farklı değerlendirmeler yapıldı. Fenerbahçe'nin bu konuda bazı hassasiyetleri oldu. Ama Galatasaraylı oyuncular o gün şunu düşünüyorlardı. Fenerbahçe buraya bizle oynamaktan çekindiği için gelemedi. Oyuncuların aklındaki şey olarak söylüyorum bunu tırnak içerisinde. Benim fikrim ya da yorumum değil. Oyuncular, kimle konuşsam Galatasaray'da forma giyen oyuncuları... Fenerbahçe bizden korktu, çekindi, buraya gelemedi şeklinde bir düşünce içerisindeydi. Şimdi sağ içerisinde yeniden ligin, Türkiye'nin en iyi takımı olduklarını kanıtlamak istiyorlar. Bu açıdan motivasyonun üst düzeyde olduğunu söyleyelim. Yani Okan Hoca maç sonu dün söyledi. Evet bir puan bizi şampiyon yapıyor ama kazanmak istiyoruz şeklinde bir ifadesi oldu. Bu politik olarak söylenmiş bir şey değil. Gerçekten Galatasaray Teknik Heyeti'nin de oyuncuların da bütün isteği, motivasyonu bu yönde. Herhangi bir sakatlığı bulunan oyuncu yok. Nelson dün maç esnasında bir darbe almıştı. Kaşına dikiş atıldı oyundan çıkarken daha doğrusu stattan çıkarken de gördük. Kaşında bir bandajla çıktı. Büyük bir bandaj vardı. Bir dikiş atıldı ama geçen sezon da aslında Nelson son haftalarda benzer süreçleri yaşamıştı ve çok da oyununu etkilememişti. O yüzden şu anlık herhangi bir eksik yok. Bugün izinli takım, yarın da izinli olacak. Çarşamba günü akşam idmanıyla başlayacak derbinin hazırlıkları. Tabii oraya kadar herhangi bir problem olmaması umuluyor. Cezalı oyuncu da yok. Galatasaray'da sarı kart sınırında çok fazla isim vardı aslında Karagümrük maçı öncesinde ama Yeni bir kart eklenmedi ve herhangi bir cezalı oyuncu da olmayacak Galatasaray'da tam kadro olarak derbi hazırlıkları. tabii bir yandan da şampiyonluk heyecanı var. Camianın artık bütün hücrelerinde, bütün noktalarında o şampiyonluk heyecanı da hissediliyor diyebiliriz. Tabii Zeki abinin sorusu <laughs> var Emre Kaplan'a. Emre Kaplan, şu konuşuluyor akşam bolca da izledim televizyon programlarında ama unutulan bir şey var. İstersen sen de bunu sık sık dile getir. Artık hani işte Fenerbahçe maçında şampiyonluğu garantilerse işte kupayı kaldırmak istiyor Galatasaray gibi düşünceler var ya. Artık kulüpler biliyorsun şampiyonluğu hem şölene çevirip hem de maddi kazanç için şampiyonluk o kupanın olacağı gün özel bir tarih seçiliyor ve ona göre o kupayı alıyor kulüpler. Yani Galatasaray hani Fenerbahçe maçında. Şampiyonluğunu garantilese bile o kupayı herhalde talep etmeyecektir. Süper Kupa'yı talep eder mi ya da? İkisine birden yanıt vereyim. Süper evet. Kupa talep edilmeyecek. Aslında böyle de bir, nasıl söyleyeyim, dedikodu mu diyelim ya da konuşulan böyle bir konu da var. Acaba Fenerbahçe maçı öncesinde Süper Kupa'yı getirir mi Galatasaray ya da bu yönde bir talepte bulunur mu diye ama öyle bir düşünce yok. Galatasaray yönetimi maç öncesinde, yani yönetim de az önce anlattıklarımla aynı doğrultuda düşünüyor. Motivasyonu düşürecek maçı etkileyecek herhangi bir şey yapmak istemiyorlar. Herhangi bir adım atmak istemiyorlar. O nedenle Süper Kupa'da talep edilmeyecek. Şampiyon olduktan sonra Galatasaray az önce Zeki abinin de söylediği gibi zaten şampiyonluk garanti olmadan kupa gelmiyor. Yani bir sonraki şampiyonluk garantilendikten bir sonraki iç saha maçına kupa getirilebiliyor. Geçen seneyle belki bu karıştırılabilir. Çünkü geçen sene Galatasaray Ankara deplasmanında şampiyonluğu garantilemişti. Fenerbahçe maçına şampiyon olarak çıktığı için Kupayı getirme hakkı vardı. Bu sene zaten Türkiye Futbol Federasyonunun kuralları da bunu izin vermiyor. Galatasaray yönetiminde böyle bir isteği yok. Olası şampiyonluktan sonra Fenerbahçe karşısında alınacak sonuca bağlı olarak. Olası şampiyonluktan sonra benim anladığım, tabii ki burada Konya Spor'un durumu da belirleyici. Son hafta Galatasaray Konya Spor'a konuk olacak. Konya Spor'da eğer kümede kalmayı garantilerse daha önce bunun benzerlerini gördük. Öğle saatlerinde maçın alınmasını önümüzdeki hafta oynanacak maç, daha doğrusu derbiden sonra oynanacak maçın öğle saatlerine alınmasını ve maçın hemen bitiminde İstanbul'a gelip hem şampiyonluğu hem Süper Kupayı hem de kadınlar futbolda da Galatasaray şampiyon olmuştu. Üç kupayı bir arada taraftarıyla birlikte kaldırmak istiyor. Bir görsel şölen yaşamak istiyor Galatasaray yönetimi. Emre Kaplan çok teşekkür ediyoruz. Ağzına sağlık. Yine gelişmeler olursa zaten bizim daha yolumuz uzun. iki saat daha buradayız. Birkaç bilet var Emre'nin elinde deyip seni ateşe atabilirdim ama onu da yapmayayım. Hadi son anda kapatırken ee, sağ ol bilgilendirme için. Size de en çok gelen sorular değil mi Zeki abi? Murat Özbostan ikinize de bilet <laughs> var. Geliyor ama hep olumsuz oluyoruz. <laughs> Elimizden evet, gelen bize, bir durum ya, yok. Tabi. Kulüplerden bize bilet gelmiyor emin Tabii. olun. Ee, onu söyleyelim sık sık aynı sorulara yanıt veriyoruz ama. ilk bölümü noktalıyoruz. Birazdan Fenerbahçe'ye geçeceğiz. Orada da başkanlık seçimi var. Çok önemli bir soru var. Aziz Yıldırım yeniden aday olacak mı olmayacak mı? Konuklarıma bu soruyu soracağım. Özel de bir istihbaratım da var. Onu da ikinci bölümde paylaşacağımı söyleyeyim efendim. Spor gündemine kaldığımız yerden devam ediyoruz. Murat Özbostan ve Zeki Uzundurukan'la birlikte gündemi konuşuyoruz. Galatasaray-Fenerbahçe derbisine yönelik tabii ki sohbetimizi devam ettireceğiz. Biraz daha fazla Fenerbahçe'deki detayları da konuşacağız. İlerleyen dakikalarda A Spor muhabiri Erdem Akbaş da bizimle birlikte olacak. Hem seçime dair hem takıma dair sorularımızı kendisine yönelteceğiz. Fenerbahçe'deki Özellikle... yeni adayı mı açıklayacağız? Yeni aday var mı yok mu sorarız Erdem'e biraz sonra. Ama bir istihbaratımız var. Birazdan seçim konusu geldiğinde onu da size aktaracağımı hatırlatayım bir kez daha.